Gaps, Doğrular ve Yanlışlar videomuzda tekrar birlikteyiz. Sizlerle tekrar birlikte olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Hem bu videoları yapmak, hem paylaşmak, hem işte Facebook, Instagram üzerinde YouTube sonrası paylaşmak çok büyük mutluluk. İlk olarak YouTube aboneleri tabii ki videoyu izleyebiliyorlar. Bunu da özellikle yapıyorum ki abone sayımız biraz daha artsın ve bu konuda Türkiye'de daha geniş çevrelere ulaşalım ve daha mutlu anneler, daha mutlu sağlıklı babalar ve daha sağlıklı çocuklar ve mutlu çocuklar olsun diye. Yani benim sadece amacım burada işte video yapayım, sayıyı artıralım, beğeniler olsun falan değil. Bu gerçekten bunun için yapılacak bir şey değil. Yani oldukça bunun arkasında bir çalışma var. Burada çok daha yüksek hayaller, hedefler var. Öyle söyleyeyim. Çünkü insanı maddiyat biliyorsunuz sadece karnını doyurur ya da daha uygun yaşam koşulları sağlar. Ama maneviyat, eğer maneviyatınız yüksekse inanın hiçbir zaman sırtınız yere gelmez. Çünkü hayalleriniz vardır, hedefleriniz vardır. Bu size içten yanmalı motor gibi her zaman enerji verir. Bu ayrı bir konu belki. Şimdi biz hemen video konumuza geçelim. Gaps, doğrular ve yanlışlar. Evet, buna öncelikle sabahleyin daha bu sabah Instagram üzerinde bir yorum üzerinden şimdi aklıma geldiği için başlamak istiyorum. Sevgili Murat Bey, tanımıyorum kendisini. Burada sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Eğer bu videoyu izliyor ise. Kızıyla ilgili bir işte biliyorsunuz Instagram ve Facebook'ta da paylaşıyorum. Yapmış olduğum bir çok benim çok sevdiğim bir cacık. Caciki ya da Statseki dediği Yunanlıların cacığımızı paylaştım. İşte bol naneli, zeytinyağlı, yoğurt içinde düzenli olarak. Bunu kefirden de yapıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Oraya yorum olarak yazmış. Evet hocam, kızım ülseratif kolit hastası. Düzenli olarak biz de mümkün mertebe yedirmeye çalışıyoruz. Ben de oraya tabii ki yazılan yorumlara sadece bir like ya da teşekkür, merhaba demek yerine onun tam karşılığını bu zamana ayırıyorum. Bu fedakarlığı yapıyorum ki bu ayırdığımız zamanın bir kalitesi, bir anlamı olsun diye detaylı olarak yazdım. Murat Bey, eğer tamam, eğer bunu severek yiyorsanız, bir sağlık sorunuz yoksa çok iyi, ama kızınızda ülseratif kolit rahatsızlığı varsa bunu GEPS giriş protokolüyle beraber aşama aşama kontrollü bir şekilde yapmanız gerekiyor diye. O da çünkü yazmış. Peki ne yapmamız gerekiyor ki başka diye. İlk yazmış olduğum yoruma. Ben de böyle detaylı bir şekilde açıkladım. Umarım mesaj yerine gider ve bir şekilde bu küçük kızımız sağlığına kavuşur GEPS giriş protokolüyle. Evet, bunu niçin örnek olarak verdim? Çünkü hani hep diyorum ya, bilgi güçtür diye. Bilgi gerçekten güç. Eğer biz doğru bilgiye sahipsek, doğru şeyleri yapıyoruz. Yanlış bilgiye sahipsek, yanlış şeyleri yapıyoruz. Üzgünüm ama öyle. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yanlış yerine doğru yapmamız için istememiz gerekiyor. Bir numara istemek. Yine bir Network 21 konusu. Bununla ilgili çok güzel videolar gelecek. Ben size garanti veriyorum. Çünkü kişisel gelişim, yani kendinizi tanırsanız, varlığınızı tanırsanız, anlarsanız o zaman yerinizde duramıyorsunuz. Çünkü varlığımız son derece kıymetli. Eşi benzeri olmayan bir canlıyız. Ve bir daha da aynısı olmayacak. Öyle düşünün. Bunlar tabii spontan olarak aklıma geldikçe beni heyecanlandırıyor. Biz tekrar geriye dönelim. Doğrular ve yanlışları ayırt edebilmemiz için bilgiye ihtiyacımız var. Doğru bilgiye ihtiyacımız var. Bunun için de istememiz gerekiyor. İstikrarlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Ve devam etmemiz gerekiyor bu yolda. Doğru yapanlar var. İşte diyor, ben zaten çok dikkatli şey yapıyorum. Gluteni mümkün mertebe hayatımdan çıkardım. İşte evimde kendim yoğurt yapıyorum vesaire. Şunu yapıyorum. Ama börek de yiyoruz ara sıra. Ne oldu şimdi? Mantı da yiyoruz arasında. Tamam. Bunu eğer kronik rahatsızlık veya bunun potansiyeli. Çünkü insanlar bunun da farkında değiller. Tamam, ben acile düşmedim. Hastanede yatmıyorum. Kronik hasta değilim ama
Bazı rahatsızlıklarım var. İşte reflüm var, gastritim var, midem yanıyor, kabızlığım var, bazen ishal oluyorum. İşte bakın, kronik rahatsızlıklara giden yoldasınız. O bakımdan lütfen bu işi ciddiye alınız. Doğru şeyleri yapıyorsunuz ve buna yazık etmeyiniz. Yani kürek çekiyorsunuz nehirde ama akıntıya karşı çekiyorsunuz. Şunu bunu ne kadar bir süre sonra yorulacaksınız. Kürekleri bıraktığınız anda akıntıya kapılıp doğruca şelaleye doğru gideceksiniz. O bakımdan doğru şeyleri yaparken yanlış şeyleri de yapmamamız gerekiyor. Bununla ilgili birçok örnek verebilirim. İşte süt mü içilmeli, yoğurt mu yenilmeli, kefir niye yenilmeli? Bununla ilgili başta videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve daha da size fikir verebilecek kısmı GEPS'te ne yeniliyor? Hemen buradan Instagram hesabını ekleyerek tabii oradaki benim yapmış olduğum menüler karışık menüler. Yani giriş protokolü de uygulanan yiyecek içecekler de var. Tam GEPS diyette de var. Çıkış olanlar da var. Nadir de olsa. O bakımdan ama buna eğer en azından uyacak olursanız ve bunu inceleyecek olursanız en azından neyi yememeniz gerektiğini, neyi içmemeniz gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Doğrular ve yanlışlar son derece kıymetli. Hayatta her konuda olduğu gibi. İşte de özel yaşantımızda da yeme içme protokolümüz için de bu geçerli. İşte yani bunu çok çeşitlendirebiliriz. Alkolde var bunun içinde, sigarada var bunun içerisinde, yaşam tarzı da var, sporda var, egzersiz de var, nefes çalışması da var. Güneşi bilinçli olarak, güneş enerjisini düzenli olarak her gün 5-10 dakika vücudumuza girmesine müsaade etmek de var. Okumak da var, bilgi de var. Sürekli kendimizi bilgiyle, doğru bilgiyle doldurmak da var. Hatta bakın size bir şey söyleyeceğim. Bizim duygusal banka hesaplarımız var. Yine Network 21'e doğru gidiyorum. Yani bu tarifler sonrası yapacağım 3. bölümdeki kişisel gelişimle ilgili programlamış olduğum videolarla alakalı konu bu. Bizim duygusal banka hesaplarımız var. Oraya eğer siz düzenli olarak yatırım yaparsanız, yatırırsanız olumlu şeyleri önce kendiniz için, sonra en sevdikleriniz için karşılığında da çok doğru şeyler, sonuçlar alırsınız. Bunun da işte şuradan ve şuradan ne girerse buradan da o çıkıyor. Yani kendinizi bazen konuşurken, düşünürken kendi kendinize yakalayın. İyi mi düşünüyorsunuz, kötü mü, olumlu mu, olumsuz mu, doğru mu konuşuyorsunuz? Konuştuğunuz kişiye olumlu bir enerji mi veriyorsunuz, olumsuz mu veriyorsunuz? Olay tam buradan başlıyor. Bunu yapmaya başladığınızda, bilgiyi almaya başladığınızda, doğru beslendiğinizde, sporunuzu, egzersizinizi, nefes egzersizinizi, güneşinizi aldığınızda, işte bunlar doğrular. Yanlışlar hangisi? Yanlışlar sistemde bol miktarda var zaten. Yanlışlar o kadar çok ki sevgili dostlar. Sistemin kendisi yanlış zaten. Bana kalırsa zaten. Bana kalırsa da değil. Ben o lafı da çok sevmiyorum. Hani burada televizyonda konuşmacılar söylüyor ya. Bence. Ya bencesi yok ki bu işin. Yani tamam doğru bir tek değildir. Değişik açıklamaları vardır ama doğru doğrudur arkadaş. Sistemimizde yanlış çok. Çünkü sistemimiz kapitalist sistem. Kapitalist sistem neyle çalışıyor? Tamamen duygusal çalışıyor. Öyle olunca ne oluyor? Sizi düşünüyor mu zannediyorsunuz? Siz düşünüyor musunuz kendinizi? Bütün bu soruları sormamız gerekiyor. İşte YouTube videolarında da altyazı olarak yazmış olduklarımın tamamen soru işaretiyle bitmesi cümlelerin sebebi bu. Düşünmemizi istiyorum kıymetli dostlar. Eğer düşünmeye başlarsak o zaman işte Öroka'yı bulacağız. Buldum buldum diyeceğiz o zaman işte. Ve ondan sonra asıl yolculuk başlıyor. Sistemimizde size pompalanan yemenizi, içmenizi, yapmanızı, tatilinize varıncaya kadar her şeyi sistem organize ediyor. Ve ona göre yaşıyorsunuz.
Onun için hasta oluyorsunuz. Onun için ele geçirilmiş durumdasınız. Kendinizi ele geçirin videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. O bakımdan GAPS'te doğrular ve yanlışlar çok fazla var. Doğruları yapmanız çok iyi. Yoğurt yiyin. Probiyotik almak için işte GAPS turşusu yapın. Fermente gıdalar tüketin. Bunlar iyi ama yanlışları yaparsanız az önce söylediğim gibi akıntıya kürek çekersiniz. Belli bir süre sonra kendinize olan inancınız da kaybolmaya başlar. Ve akıntıyla beraber dediğim gibi şelalenin dibini buluruz. O bakımdan sadece doğruları yapmamız gerekiyor. Yanlışları da bilmemiz gerekiyor yapmamamız için. Yanlışları bilmezsek nasıl doğruları yapacağız? O bakımdan GAPS'te zaten neler yeniliyor, neler yenilmiyor, neler içiliyor, neler içiliyor. Özellikle sarı kitabımızda hepsi var yazılı. Bu kitabı aldığınız zaman ya da videolardan sorabilirsiniz, Instagram'dan yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsini elimden geldiğince yanıtlamaya gayret gösteriyorum. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar bir sonraki videomuza görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın.